Merhaba arkadaşlar. Bu derste sizlerle astroloji, Vedik astroloji, kadersel eşin ismini bul, örnek pratik uygulama 3, tüm detaylarıyla en pratik harita okuma teknikleri incelemesi nasıl yapılır? Bunu uygulamalı bir şekilde anlatacağım. İçerik kısmımızda arkadaşlar konuyu iki part halinde anlatacağım. Birinci partta kullanılacak Vedik astroloji programının bilgisayara indirilmesi ve kurulması hakkında bilgiler vereceğim. Diğer partımız olan ikinci partta da kadersel eşin isim hecesini bulma tekniklerini sizlerle paylaşacağım. Öyleyse birinci partımızdan anlatmaya başlıyorum. Birinci part, kullanılacak Vedik astroloji programının bilgisayara indirilmesi ve kurulması hakkında bilgiler. Bu uygulamayı arkadaşlar kullanabilmeniz için şöyle yapayım. Vedik astroloji programı olan Jagannatha Hora programını arkadaşlar indirmeniz lazım öncelikle bilgisayarınıza. Telefon üzerinden arkadaşlar şu an yapılabiliyor mu bilmiyorum, app'i var mı? Ben bu şekilde kullanıyorum. Bu programı indirmek için de arkadaşlar adresi burada ve bunu videonun altında da paylaşacağım. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu ekrana geldikten sonra arkadaşlar buradan indir sekmesini tıkladığınız gibi otomatik bilgisayarınıza iniyor ve kurulum da 5 dakikanızı ancak alıyor arkadaşlar. Bu şekilde öncelikle programı indirmelisiniz. Sonrasında arkadaşlar indirdikten sonra da programı açıyoruz. Kurması da çok kolay. Ücretsiz de bir programdır. Herkes faydalanabilir. Şimdi programı kullanmakla ilgili arkadaşlar bilmeyenler için bu videonun içinde olmasını istediğim için tekrar programı kısaca pratik nasıl kullanabilirsiniz göstermek istiyorum. Şimdi bu ekran önünüze gelecek indirdiğiniz zaman programı arkadaşlar ve buradan bakın data kısmından buraya doğum bilgilerinizi yazacağınız, kayıt edeceğiniz sekme gelecek arkadaşlar. Burada doğum ayınızı, şöyle yapalım, doğum ayınızı, gününü ve yılını giriyorsunuz. Buraya doğum saatinizi giriyorsunuz. Buraya cinsiyetinizi giriyorsunuz arkadaşlar. Bu kısma da doğum yerinizi yazıp Reset of the World dediğinizde arkadaşlar, yani şuraya tıkladığınız zaman sizin doğum bilgi ekranınız karşınızda olmuş olacak. Şu an herhangi bir doğum tarihi girmedim. Ama girebilirim. Mesela herhangi bir tarih gireyim. Mayıs ayının diyelim 25'i olsun. Yılda 90 olsun. 90 olsun. 10.40 değil de 12.30 olsun doğum saati diyelim. Buraya da doğum yeri İstanbul diyelim. Bakın arkadaşlar Rest of the World'a tıkladığımız zaman buraya otomatik kendisi belirliyor. Okey dediğimiz zaman da haritalar önümüze gelmiş oluyor. Şimdiki ne yapıyoruz arkadaşlar? Buraya kadar programı indirdik. Doğum bilgilerimizi girdik ve kendi haritalarımıza ulaştık arkadaşlar. Birinci partta yapacaklarımız bu kadar kolaydı. Sonra devam ediyorum. İkinci partımıza geliyorum arkadaşlar. İkinci partımız kadersel eşin isim hecesini bulma teknikleri. Şimdi arkadaşlar kadersel eşin ismini bulma tekniklerinde arkadaşlar biliyorsunuz ki tam ismini bulamıyoruz ama ilk iki harfini ismin hecesini arkadaşlar bulabiliyoruz. Bunu da ne şekilde bulabiliyoruz arkadaşlar bu haritalar üzerinde? İki tane ihtiyaç listemiz var. Birincisi arkadaşlar az önce programda çıkarttığımız kişisel bilgilerimizin olduğu Vedik haritaları. Ve bir diğeri de arkadaşlar birçok videomda paylaştığım hatta
Bu bilgileri içeren arkadaşlar sayfayı isteyen arkadaşlar mail attılar ve onlara bu bilgiyi gönderdim. Tekrar isteyenler olursa tekrar başvursunlar mail adresimden. Onlara da tekrar bu bilgiyi paylaşmaya devam ederim. Bu bilgi arkadaşlar bir referans bilgisidir. Her yerde bulunmayan bir bilgidir. Bunu elimizde bulundurduğumuzda arkadaşlar bize birçok konuda yardımcı olan bir bilgidir. O yüzden bilinmesi gerekiyor diye düşünüyorum, fayda sağlaması açısından. Şimdi kadersel eşin ismini ararken arkadaşlar hecesini bulmamızda da yine bu ikisi bize yardımcı olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Öncelikle birinci dereceden ve ikinci derecelerden bakacağımız haritalar var arkadaşlar. Şimdi şöyle anlatayım. Bu bilgilerden faydalanacağız arkadaşlar. Bu bilgiler neydi? Doğum saati bulmada arkadaşlar rektifikasyon videosunda bundan önceki ikinci uygulama videosunda rektifikasyon yani doğum saati netleştirme çalışması yaparken arkadaşlar isim anahtarını buluyorduk değil mi buradan? İzlemiş olan arkadaşlar bilirler. Bilmeyen arkadaşlarım da arkadaşlar direkt öncelikle bu video önlerine geldiyse ikinci videoyu da izlemelerini tavsiye ediyorum. Öyleyse arkadaşlar burada biz isim anahtarımızı ismimize göre belirleyip D60 Vedi haritasında da Lagna'yı yani yükselen burcu tespit ediyorduk. Değil mi arkadaşlar? Buradaki bilgilere göre ve bu sebeple de bizim doğum saatini bulmamız ve netleştirmemiz bize çok kolaylık sağlamış oluyordu. Öyleyse arkadaşlar burada yine ince bir bağlantılı detay olacak. Çalışmamızı arkadaşlar birinci dereceden yine bu bilgiyi referans alarak yapacağız. İşin isim hecesini de bulma çalışmasında. Çünkü arkadaşlar bizim ismimizle biz D60'da Lagna'yı yükselen derecesini belirtiyoruz. Öyleyse arkadaşlar bizim ismimize göre oturan Lagna'da eşimizin ismini de göstermesi gerekir. Birinci dereceden. Ama her zaman her koşulda gösterecek diye bir şey yoktur. Bunun kaideleri vardır arkadaşlar. Şimdi size bu kaideleri anlatıyor olacağım. Öyleyse şimdi şunu tekrar söylemek istiyorum. Nasıl ki rektifikasyon yaparken buradan faydalandık ve buradaki Lagna'yı bulduysak arkadaşlar yükselen burcu D60 Vedik D60 haritasında. Şimdi de arkadaşlar eşin isim hecesini de yine bu bilgiden referansla arayacağız arkadaşlar. Nasıl ki bizim birinci evi gösteriyorsa ismimiz, burada yedinci evde eşin ismi hakkında bilgi vermesi gerekiyor. Ama arkadaşlar buradaki ince detay her zaman vermiyor olabilir. Öyleyse bu bilgiyi arkadaşlar buradan referansla, yine bu haritadan referansla Navamsi haritasının 7. evinde, yanlış göstermeyeyim. Buradaki görünen burası Navamsi ASC'si ise burası Navamsa'nın 7. evi. Bir burada arayacağız ve arkadaşlar Rasi'nin de yani Vedik Astroloji natal haritasının da yine buradan referansla burada arayacağız. Yani 3 tane kıstas var arkadaşlar. Bunu daha güzel çize çize şimdi size anlatacağım. Şimdi arkadaşlar 1 daha güzel bir kalemle yazayım. Şimdi öncelikle birinci kural arkadaşlar Vedik D60 haritasında yedinci eve bakacağız. Yedinci eve bakacağız. Bu birinci kural. İkinci kural arkadaşlar, Navamsa haritasında yani D9 haritasında yine şöyle yazalım. Vedik D9 yani arkadaşlar neydi D9 haritası? Evliliğimiz hakkında tüm bilgileri veren detaylı haritaydı. Öyleyse Vedik D9 haritasında
Yine 7. eve bakacağız. Ve arkadaşlar 3. kural Rasi yani Vedik doğum haritasındaki 7. eve bakacağız. Öyleyse Vedik Rasi yani Vedik şöyle yazalım. Natal haritasında 7. eve bakacağız diyelim. Şimdi arkadaşlar önem sırası böyle. Aynen yazdığım gibi. Öncelikle arkadaşlar bu, sonra bu, sonra bu. Neden? Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum var. Her haritada her teknik çalışmayabilir. O yüzden biz tüm tekniklerle arkadaşlar yani gözümüz öyle bir alıştırmamız lazım ki tüm tekniklerle hani buradan değilse nereden bilgi alabilirim şeklinde düşünerek hepsini aynı anda analiz ediyor olabilmeliyiz. Böyle bir çalışmada arkadaşlar her şeyden önemlisi konuyu anlatmaya başlamadan önce söylemem gerekirdi. Bu çalışmayı yapabilmeniz için arkadaşlar doğum saatinizin 2 dakikaya kadar doğru bir şekilde gösteriyor olması gerekiyor. Ne demek bu arkadaşlar? Doğum saatinizde rektifikasyon yapılmamışsa, 5 dakikaya kadar bir şaşma varsa o zaman arkadaşlar bu uygulama çalışmaz. Size söylüyorum en fazla 2 dakikaya kadar, o da 2 dakikayı geçmeyecek. Burada D60'ta lagnanızın yani yükselenenizin doğru yerde yerleşmiş olması şart şart şart. Çünkü bir ev önce olsa karşıdaki 7. evde kayacağı için isim bambaşka bir şey çıkacak ve bu size yanıltıcı bir sonuç olacak arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Eğer ki doğum saati net olmama ihtimali olan haritalarda bu kesin şu isimdedir, bu kesin bu isimdedir gibi kendinizi şaşırtacak riskler almamanızı öneririm. Arkadaşlar bunun da prosedürü kuralı bu şekilde. Şimdi şuraya tekrar geri dönmek istiyorum. Neden birinci Vedik D60 haritasında 7. eve bakacağız? Bakın şimdi burası D60 haritası. Burada Lagna yani yükselen ASC kişinin ismini veriyor ya burası. İsmi yani harita sahibinin ismi. Biz şu anda bir kişi üzerinden çalışmadık. Genel bir tarih haritası çıkarttım ve konuyu buradan anlatacağım. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi biz kişinin ismine göre bu haritayı oturtuyoruz ya rektifikasyon yaparken. Buradan referans alacaksınız. Kişinin ismi. Şimdi kişinin ismi öyleyse burası hangi burç arkadaşlar? İkizler burcu. O zaman şuraya geleceğim. İkizler burcuna. Bakın İkizler Burcu şöyle yapalım. Bu kişinin K harfi var, K harfi var, Q harfi var, N var, C var bir kısım, K, H harfleri var. Mesela diyelim ki H harfinden referans alalım ve doğru da olmuş olsun arkadaşlar. H harfiyle olan referansta kadın Hande diyelim. O şekilde örnek yapalım. Diyelim ki kişinin ismi arkadaşlar Hande olsun. Şöyle yazayım. Harita sahibinin ismi Hande olsun. Ve bu doğum saati tarihi doğru olmuş olsun arkadaşlar. Şimdi öyleyse biz Hande kişisinin, değil mi, eşinin isim özelliklerini arayacağız. Arkadaşlar ilk bakacağımız yer D60 Lagnası, D60 haritasında arkadaşlar Vedik astroloji haritalarında 7. ev olacak. Birinci kalem çok kalın oldu. Birinci dereceden ama yazmak da istiyorum. Dereceden arkadaşlar bu bize ismi yani şöyle söyleyeyim size %80 70 az gelebilir. %80 doğruyu göstermesi lazım arkadaşlar. Buna diyelim %80
doğruyu göstermeli. Ama hangi şartta? Doğum saatinin 2 dakikaya kadar, hatta 2 dakikadan az doğru gösterdiği şartta bize ancak bu bilgiyi verir arkadaşlar. Ama her haritada da vermeyebilir. Onların kısaslarını da göstereceğim. Çok yüksek ihtimaldir. Öyleyse arkadaşlar, bu kişinin D60 Lagnası, yani kişinin arkadaşlar yükseleni Hande ismini anlatıyorsa ve kişinin ismi de Hande ise, burada doğruysa, o zaman biz burada isim belirleyebildiğimiz için arkadaşlar, aynı mantıkla tekrar tekrar söylediğim gibi, burada da eşin ilk iki hecesini harfi hakkında bilgi vermesi gerekir birinci dereceden. Ama vermediği durumlar da olabilir arkadaşlar, çeşitli sebeplerle. Şimdi size bunu anlatacağım. Şimdi öyleyse bu kişinin eşinin ismi hakkında bilgiyi yine aşağıdaki, şöyle yapacağım, şurayı kapatacağım. Hangi burçmuş arkadaşlar? Bu önemli, burada almamız gereken. Yay burcu. Aynı zamanda arkadaşlar, bu isim aradığımız, yani D60 haritasındaki 7. evin burcu veya da Navamsa evlilik haritasındaki 7. evin burcu, bakın burada Başak, burada Yay, veya da Rasi haritasının 7. evi, yine eşle ilgili olan, bakın burada Boğa burcu. Bunlar da arkadaşlar eşin burcunu verebilir. Eşin burcunu verebilir. Bu da her zaman vermeyebilir. Ama bunun da arkadaşlar oranı %60 verebilir diye düşünebilirsiniz. Yani bir burç gördüğünüzde, tamam ben bu burçta birini buldum, kesin budur değil, diğer analizlerle sabitleyebilirsiniz. Yine emin olmak adına birçok teknik var. Ama sabitlemeseniz de şu 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 burçlardan biri olabilir diye birinci aşamadan arkadaşlar, hani dikkatinizi çekebilir. O konuya yoğunlaşmanıza da sebep olabilir. Doğru bir yoldur, yanlış bir yol yoktur. Bu şekilde araştırmalarınızı yapabilirsiniz. Yanlış yol göstermez size arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. İhtimaller arasından ele bulabilirsiniz yine. Çünkü arkadaşlar burç değilse de yöneticisinin bulduğu burçlar yine çeşitli kombinasyonlar verecek önümüze. Birçok ihtimaller verecek. Zaten işimiz arkadaşlar bir bütün ihtimalleri önümüze alabilip bunları eleye doğru ihtimal bulmak. Çünkü bütün ihtimaller önümüzde olduğunda arkadaşlar, 100 ihtimal varsa 99'u yanlış olsa bir ihtimal doğru olacak ve biz bunu ayırt edebildiğimiz zaman zaten öngörüde çok başarılı öngörü yapabiliyor durumuna gelmiş olacağız. Öyleyse arkadaşlar, şimdi tekrar şuradan devam ediyorum. D60 haritasında Hande kişisinin 7. evinde Yay burcu var ise, şurayı kapatıp şu ekrana geliyorum. Ama gelemiyorum, kalemimi kullanamayacağım. Öyleyse arkadaşlar, burada Yay burcuna geleceğim. Şu an kalemimi kullanamadığım için arkadaşlar, silinmesin bilgiler diye mouse'un ucuyla göstereceğim. Bakın Yay burcu burası olduğuna göre Hande kişisinin eşinin ismi ne olabilir? Buradaki harf hecelerinden biri olabilir diyebilirim. Örneğin Y harfi, Yo harfi, Ba harfi, Bi harfi, Bu harfi, Da harfi, Ba harfi, Da harfi ve B harfi var arkadaşlar. Mesela ne olabilir arkadaşlar? Bakın bu ikinci hecesi bazı durumlarda değişebilir. Şurada da bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada F harfi yok, Fa harfi var arkadaşlar Başak Burcu'nda. F harfi için de buradan bilgiyi paylaşmak istiyorum. Burada olmadığı için Fa harfi için Başak Burcu'nu, F harfi için de arkadaşlar Koç Burcu'nu alabilirsiniz. Bunu da bilginize söylemiş olayım arkadaşlar. Öyleyse burada mesela B harfi gördüğüm için şöyle diyelim arkadaşlar. Bekir olabilir mesela, şu an ilk aklıma gelen isim. Öyleyse buradan türetme yapacaksınız şu durumda. İsmi tahmin etmek için birinci dereceden. Hoş ille B ile mi başlamak zorunda? %80 olabilir. Yani ille B, E olmak zorunda değil. Sadece B ile Bilal olabilir mesela arkadaşlar. Bu şekilde fikir yürütebilirsiniz. İkinci dereceden ki incelemeyi yapalım arkadaşlar. Birinci kıstas bu. İkinci dereceden de Vedik D9 haritasındaki 7. eve bakacağız. Geldik Navamsa haritasına. Burası Hande'nin yükseleni ise, burası da arkadaşlar yine 7. ev oluyor. Öyleyse 7. evin burcuna bakıyorum arkadaşlar. Başak.
Başak. Birinci ihtimal bu. İkinci dereceden ihtimal Başak. Öyleyse yine buraya geliyorum. Başak Burcu'na geliyorum arkadaşlar. Nerede? Burada. Bakın. Burada da harflere bakıyorum. To, pa, pi, pu, şa, na, ta, pe. Arkadaşlar po. Burada da bu ihtimalleri alıyorum. Bunları yazacaksınız arkadaşlar bir kenara. Sonra benzer özelliklerde, benzer karakterlerde, benzer harflerde kişiler hayatınıza girdi, girmedi olma ihtimallerini yine ihtimalleri çıkar. Yani bu kadar şeyin hepsini yapmamızın sebebi arkadaşlar ihtimalleri dökmek. Tekrar söyleyeyim. İhtimallere ulaşıyoruz. İhtimalleri bilirsek arasından biri olduğu için ihtimallerden doğruya çok yakınız anlamına gelecek. Şimdi öyleyse geri geliyorum. Bu ikinci dereceden de arkadaşlar. Şimdi üçüncü dereceden geliyoruz. Rasi haritasının yedinci evine arkadaşlar. Yine eşi temsil eden ev. Ve burada da ne bulduk? Boğa bulduk arkadaşlar, eşi temsil eden. Öyleyse yine burasını kapatıyorum ve Boğa burcuna geliyorum. Boğa burcunun arkadaşlar harflerine bakıyorum. Bakın I, U, E, O, Va, Vi, Vo, Ve. Yine burada Vo vermiş arkadaşlar. Bu ihtimalleri de aldık ve tekrar buraya geri geliyoruz. Şu durumda arkadaşlar aynı zamanda şunu da bulmuş olduk. Eşin burç ihtimalleri. Bakıyoruz. Birinci dereceden yay burcu olabilir eş. İkinci dereceden arkadaşlar Başak Burcu olabilir eş. Üçüncü dereceden Boğa Burcu olabilir eş. Ve aynı zamanda da bu burçların arkadaşlar listemizde temsil ettiği harflerden biri eşin isim hecesi olabilir. Kişilere sorun arkadaşlar. Doğum, göbek adı değil mi? Doğumda göbek adı olabilir bazı insanların. Sadece isim yani kimlikte yazmayan bir göbek isimleri olabilir arkadaşlar. Bu harita o isimler için de geçerlidir. Kişinin kaç ihtimal ismi olabilirse bu haritalar bunlardan birini gösteriyor olabilir. Burada ince bir detay. Bunu göz ardı etmemelisiniz. Şimdi arkadaşlar 3 burç bulduk ve 3 tane de isim hecesi bulduk. Bu da yetmedi arkadaşlar. Şunu hiç unutmayın. Bakın, şunu olabileceğini yüksek ihtimal verdiğim bu birincisi. Yani D60'tan başlıyoruz ya arkadaşlar, birinci ihtimal. Yüksek ihtimalle, yani çok yüksek ihtimal verdim. %80 dedim. Burada bu iş çözülür. Çözülmediği durumlarda bunlardan birinde çözülebilir. Bunlarda da çözülmediyse arkadaşlar bu sefer dördüncül, beşincil, altıncıl ihtimalleri inceleyeceksiniz. Bunlar da şimdi bütün ekranı temizleyeceğim ve dördüncül, beşincil, altıncıl ihtimalleri arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. Öyleyse dördüncül ihtimal diyelim. Bakın sıralamayı hiç şaşırmayın. Her zaman 1, 2, 3. Tekrar 4'e geldiğimizde 4, 5, 6. ihtimal olacak arkadaşlar. Bunun devamında da ihtimaller olacak. Derinlere indikçe inebiliriz. Ama şimdi 4. ihtimal ne olabilir arkadaşlar? Onu anlatacağım. 4. ihtimal 1. ihtimalden referansla çıkacak arkadaşlar önümüze şu şekilde olacak. Şimdi burası Lagna ya, Hande'nin Lagnası. Hande 7. evinde arkadaşlar ne dedik? Yay burcu var dedik ve yay burcunun aşağıdaki grafikten arkadaşlar isim anahtarı, göstergeleri sayfasından arkadaşlar yay burcundaki harflere baktık ya. Yay burcu bulduk ya arkadaşlar. Şimdi bu dördüncü ihtimalde de yine D60 haritası üzerinden yay burcunun yönetici gezegenin hangi burçta olduğunu arkadaşlar bakacağız. Burada yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter. Bakıyoruz nerede? Burada. Şöyle yapalım. Yazayım arkadaşlar yönetici.
Gezegen Jüpiter. Jüpiter hangi burçta? Onu da şöyle yazıyorum. Boğa burcunda. Bakın arkadaşlar, Rasi haritasında bir boğa burcu bulmuştuk. Ve burada tekrar boğa burcu vurgusu var. O zaman elimizde burçları da biriktirebiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim. Şimdi tam olarak şöyle diyelim. Üçüncü ihtimalde arkadaşlar. Bu dördüncü, üçüncü ihtimalde Rasi'de arkadaşlar boğa burcu bulmuştuk. Şimdi dördüncü ihtimalde tekrar boğa bulduk. Öyleyse arkadaşlar iki kere boğa burcu vurgusu var diyebiliriz. Buradaki ihtimalleri de toplayacağız. Yoğunluklara bakacağız arkadaşlar. Oran orantı yapacağız. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Öyleyse dördüncü ihtimalde tekrar boğa bulduk. Hatta şöyle yazsaydım iyi olacaktı sırayla bütün bulduklarımızı, ama neyse, şimdi tekrar başa dönmeyeyim arkadaşlar. Anlatabildiğimi düşünüyorum. İki kere neden boğa bulduğumuzu anlattım. Şimdi arkadaşlar bu dördüncü ihtimal, beşinci ihtimale geliyorum. Aynı şeyi burada bakın arkadaşlar, Navamsi haritasında da 7. Başak demiştik. İkinci ihtimal diyelim. İkinci ihtimal Başak demiştik. Ama bakın Başak burcunda ne var? D60 yönetici gezegeni Jüpiter var arkadaşlar. Yani bu da bir boğa burcu vurgusu anlamına geliyor. Haritaların kendi içlerinde de kombinasyonlar var. Bu da yine bir ince derin bir konu. Aslında şu an anlatmayı düşünmemiştim ama burada görüntü verdiği için paylaşmak istedim. Yani bu D60 haritasındaki yay burcunun yönetici gezegeni Navamsa'da da 7. eve düştüğünde yine buradaki, hem buradaki boğa burcunun arkadaşlar göstergesini buraya da çekmiş sayılıyor dolaylı yoldan. Kabul edilebilir bir gösterge. Devam edeceğim. Şimdi buradaki 7. evin burcu Başak olduğuna göre Merkür'ün bulunduğu burca gideceğim. 5. dereceden incelerken. Merkür de arkadaşlar burada Balık burcunda yerleşmiş. Sonra arkadaşlar 6. ihtimale gidiyorum. 3. ihtimal 3. ihtimal burada bir yanlışlık olmuş. 2, bu 3 olacaktı. Bu 2 olacaktı. Niye böyle bir karışıklık oldu arkadaşlar? Şimdi ikinci ihtimal. Yok. Şimdi ikinci ihtimal. Yedinci Başak. Üçüncü ihtimal Boğa, doğru. Şimdi altıncı ihtimal Boğa yönetici gezegeni Venüs nerede? Yine balıkta. Bakın. Yine balıkta. Balık, yani iki boğa, iki balık şu an devam ediyoruz. Birincisi neydi? Birinci ihtimalde yaydı. Gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar çok uzatarak anlattım derinliklerine inmeyi. Aslında hiç bu kadar uzun sürmüyor. Aslında isim bulmak direkt buradan çözülüyor. En fazla ikincillerde, hiç 4'e 5'e 6'ya kalmıyor. Ama bunun altına nasıl inilebileceğini de yeri gelmişken anlatmış olayım diye bu kadar uzun uzun anlatıyorum. Çünkü bunun da arkadaşlar bir üst kombinasyonu var. O da 6, 7, 8 ve 9'lar arkadaşlar. Bu da bu yöneticilerin, yani 4, 5, 6'da bulduklarımızın evlerinin yerleştiği arkadaşlar. Böyle alta detay 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 inilebilen bir teknik var. Sonu yok bunun. Çok derin. O yüzden şimdi biz yüzeysel gidelim. Şimdi siz arkadaşlar basit ve pratik bir şekilde birinci derecedenleri deneyin. Şunları deneyebilirsiniz. D60 haritasında 7. ev burcunu otomatik buradan yay bulduğunuz gibi bu haritaya gelerek arkadaşlar yay burcundaki harflere bakın. Olmadı. Birincil olmadıysa, bir olmadıysa iki olabilir ya da üç, en geç size ismin
karakteristiği hakkında bilgi vermesi lazım. Bu tekrar tekrar söylediğim gibi çok detaylara inip değişmek isteyen arkadaşlar da nasıl yapacaklarını anladılar diye düşünüyorum. Sonra bu konuda başka ne detay verebilirim sizlere? İsim, eşin ismi hakkında bu şekilde. Arkadaşlar bir şey daha burada kısaca değineyim istiyorum. O da aile bilgilerimizle ilgili, aile isimlerimizle ilgili. Şimdi arkadaşlar ailedeki kişilerin isimleri konusunda da buradan aynı teknikle faydalanabilirsiniz. Ama kullanacağınız haritayı size göstereyim. Bunun için çocuklarınızın isimleri için arkadaşlar D7'yi, anne baba nine dede isimleri için de arkadaşlar yine D12 haritasını kullanabilirsiniz. Mesela anneyi temsil eden ev veya yine birincil, ikincil, üçüncüllerde mesela burası yükselense arkadaşlar sizsiniz ya D12'de ailenizi temsil eden haritalar 1, 2, 3, 4. Mesela burası Oğlak Burcu, annenin ismini Oğlak Burcu harfleri veriyor olabilir. Ya da ay nerede, bakın Boğa Burcu'nda yine Boğa Burcu annenin ismini veriyor olabilir. Ya da baba arkadaşlar Güneş burada İkizler Burcu'nda düşmüş. Baba ismi hakkında bilgi veriyor olabilir. Veya da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yine buraya gelmiş. 9. evde babayı temsil ettiği için bunun isim özelliğini veriyor olabilir. Arkadaşlar ek olarak bu vermiyorsa yine buradaki haritadan, Rasya haritasından bu sefer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ev babayı temsil ettiği için buradaki burç veriyor olabilir veya bunun yönetici gezegeninin arkadaşlar yengeç olduğuna göre şu an burada 9. ev. Ay'a bakarız. Ay'ın yine bulunduğu burca bakarız. Yine arkadaşlar bu haritada da güneş buradaysa güneşin bulunduğu burç. Bu göstermiyorsa ismini güneşin bulunduğu burç. Arkadaşlar ikizler Merkür'e bu sefer bakarız. Merkür burada aslanda. Bu sefer aslanın harflerine bakarız. Bu şekilde ararız. Çocuklarımız konusunda da arkadaşlar yine merak eden arkadaşlarım için burada birinci siz oluyorsunuz değil mi? Birinci çocuğunuz için de 1, 2, 3, 4, 5 birinci çocuğunuzla ilgili bilgiler veren ev arkadaşlar. Şuraya yazalım birinci çocuk bilgileri. Ve sonra da arkadaşlar 5, 1, 2, 3, 4, 5 birinci çocuk 6, 7 İkinci çocuk 7, 8, 9 bir dakika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 üçüncü çocuk ve arkadaşlar birer ev atlatarak daha fazla çocuğunuz varsa bu şekilde onların evi üzerinden yine aynı birinciler, ikinciler, üçüncüler mantığıyla arkadaşlar yine burada da aynı şekilde arkadaşlar bu haritada da arayabilirsiniz. Aslında ilk arayacağımız haritanın D60 haritası olduğunu unutmayın. %80 bilgi verecekse bu harita size bilgileri verecek. Hangi evi kimin temsil ettiğini bulduğunuzdan sonrasında buradaki bilgi yetersizse arkadaşlar diğer alt haritalarda arayın. Çünkü gerçekten bazı haritalarda göstermeyebiliyor ama çokçasında da gösteriyor arkadaşlar. Göstermediği durumlarda alt haritalar deşilerek yine aynı sonuçlara varılır. Evet. Bu şekilde arkadaşlar anlatacaklarım umarım faydalı olur.